dedim ya, hepimiz tatildeyiz. Tatile gidenler gidecekler. Nasıl besleneceğiz? Biz orada da yani öyle bir resimler koyuyorlar ki ne acıktım acıktım, bir sipariş verelim diyorsun. Resimlere bir bakıyorsun, resimden zaten ağzın sulanıyor. Nasıl yemeyeceksin? Ne yapacağız? Doğru. Sosyal medya ile beraber. Hakikaten şey, çok görsellik bizim için, Türk halkı için çok önemli. Kesinlikle. Birazcık daha şu kandırıcı oluyor yani. Arttı. Yani işte bir tabak hazırlıyoruz. Biraz daha güzel gözüksün diye birkaç tane daha yanına bir, evet, şey ekleyince kaloriyi direkt katlamış oluyoruz otomatik olarak. Hı-hı. Burada benim önerim daha çok proteinden zengin ve daha çok liften zengin seçimler yapmak. Yani diyelim ki bir tatil köyündeyiz. Birazcık daha peynirleri çoğaltabiliriz. Yumurta, omlet seçeneklerini biraz, hı-hı, daha arttırabiliriz ki bizim için zararlı olan bu ekmek grupları, pilav gruplarını birazcık daha ötede bırakalım diye. Aynı zamanda sebzeden bol tüketmek. Yani birazcık daha böyle yeşillik, roka, tere, salatalık, domates cennetindeyiz zaten. Hı hı. Bol bol kullanmakta fayda var. Yani ağırlığımız protein olmalı. Bizim için çok daha iyi olacaktır. Protein olmalı. Bol bol, evet, su içeceğiz. Suyu kesinlikle ihmal etmiyoruz ama tabii ki de. Ama herhalde tatilin sonunda detoksa başlamak zorunda kalacağız. Yani detoksa da alakalı tabii ki başlanabilir. Burada tatille alakalı bir egzersiz de tabii ki göz önünde oluyor. Hı hı. Ben hep şunu söylüyorum. Yediklerimiz yakabiliyorsak yine de problem yok. Hı-hı. Ama önemli olan şey yediğimiz enerji dengesini sağlayabilmek. Diyelim ki ben çok fazla büyük bir pasta yedim. Hı-hı. Bunun farkında olarak birazcık daha egzersizi arttırabilirsem. Biz genelde yatıyoruz ya daha sonrasında. Bir rehavet çöktü ya, yemek yedim ondan oldu. Bana bir şekerle beraber. Tabii canım, bir koltukta uyuyayım oluyor tabii genellikle. Yani mümkün mertebe egzersiz bunun çok çok büyük bir parçası oluyor. Su tüketimi ona keza çok çok farklı. Peki çocukları nasıl kandıracağız tatilde? Yedikleriyle ilgili. Çocuklarla alakalı şöyle bir parantez açarsam eğer, genellikle meyveli dondurma öneriyorum ben. Böyle evde yaptığımız o artık her yerde bulunan kaplara, hı-hı, diyelim ki bir şeftali, bir yoğurt, bir kaşık balla beraber mikserden geçirdik. Attık dondurma kabına. Hani en azından birazcık daha onu kandırma çok yöntemine, evet, gitmiş olabiliriz. Bir de çocuklarla alakalı şunu çok söylemek istiyorum. Aileden birazcık daha örnek teşkil ettiği için, hı-hı, yani anne baba birazcık daha yanlış beslenirken çocuğun doğru beslenmesini, oğlum ben börek yedim ama, hı-hı, sen al burada çok güzel bir şekilde, evet, zeytinyağlı sarma vardı. Sen şunu su böreği yedin canım, sen yeme ama bu sana kilo olarak, bu sana döner, kilo olarak döner deniyor. Evet. Evet, aynen, bizde öyle de öyle sıkıntılar yaşanıyor ama daha çok herhalde çalışan annelerde, hani eve gidip yemek yapamazsa ya şuradan bir şey söyleyeyim. Evet. Hani eve hazır gelsin oluyor dediği zaman en azından bir, hani gene de bir ızgara et. Evet. Ya da ne bileyim, en kötü lahmacun çok iyidir yani, ince hamur değil mi? Bak acıktık mı? Herkesin parnası tam öyle bahçe oldu şu anda. Açısından bir alıştırma yapmak gerekir diye düşünüyorum ya, çok zor. Yani birazcık daha mutfakta kültürün oturması lazım. Bizim aslında yemek kültürümüz çok çok zengin. Çünkü hani biz tencere yemeğiyle büyümüş çok bir nesiliz. Seviyoruz, evet. Ama tabii ki çalışan ailelerle beraber, annelerin eve geç gelip yemek yapamamasıyla beraber, ben genellikle şunu öğreniyorum. Geç olsun ama beraber yemek yeme olmuş olduğu için çok fazla bize sağlıkla alakalı sıkıntı yaratmayacaktır. Yarım saat geç yiyin diyorum ama beraber sofraya oturun, hazır bir şekilde tüketmeyin. Evet. Bir de hep beraber yemek yemek, çünkü o enerji ve sevgiyle de beraber olduğu için çok da fazla zaten, değil mi, bir sıkıntı yaratmıyor. Peki, bir telefonumuz varmış, hemen alo diyelim. Efendim hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına. İyi Çağ günler Hanım efendim. Burada, buyurun. Hayırlı uğurlu olsun programınız. Canım sen atıyorum. Geç kaldın, kurban oldum. Mürüvvetim geç kaldın ya. Canım ya, Ankara'ya ben sevgiler. Anca söylüyorum, çünkü zayıflamakla meşgulüm. Canım benim. Hoş geldiniz. Buyurun. Çağıl Hanım burada. Ne soracağız? Sorumuz ne? Ben şu anda Ramazan'dan önce başladım diyete. Diyetisyenimle beraber. Ne güzel. 13 kilom gitti. Tebrik ediyorum. Süper. Kilomu da söyleyeyim. 110 kiloydum. Endokrinle beraber zayıflıyorum. O yapmış olduğunuz çayın içindeki çayı nerede bulacağız? Güzel soru. Aynen. Aktarlarda var mı yani? Şimdi bu aktarlarda kesinlikle bulunuyor. Türkiye'de aynı zamanda kırmızı çay olarak da geçiyor. Kırmızı çay olarak da bulabilirsiniz. Rooibos ya da kırmızı çay olarak alabiliriz. Kullanımı güvenlidir. Kesinlikle diyabetle alakalı ve kilo vermeyle alakalı da metabolizma ve yağ yakımlı hızlandırıcı özellikleri mevcut. Aktarlarda bulabiliriz kesinlikle. Tamam. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. İnşallah istediğiniz güne gelirsiniz diyelim, temenni edelim. Çok önemli. Bizde şöyle bir huy da var. Birini dinleme huyumuz var ha. Kendimizi yiyoruz, içiyoruz ama bir derse ki eğer doktora gitmeniz o yüzden önemli diyoruz ya. İşte Çağıl'a gittik. Gittik, o bize şunu yap derse dinliyoruz. Ama kendi başımıza ya işte bugün akşam yemedim, yarın dün yemedim ya bugün yiyebilirim. Var mıdır öyle bir saat? 7'den sonra yeme.
Ya biz 7'den sonra işte açılıyor bizde zaten. Aslında yok. Değil mi? Evet. Bu çok böyle klişe olarak yansıtılıyor ama kesinlikle ve kesinlikle kişinin kendi çalışma düzenine göre farklı. Şimdi sizin 7'den sonra yeme lüksünüz olmayabilir. Çünkü programınız olur, çekim olur ya da çok böyle ciddi bir şekilde çalışan, toplantısı olan. Mesela az önce cerrah hocalarımız, hekimlerimiz geldi. Onlar gün içinde bütün gün mesela operasyonda oluyorlar. Onlara göre yemek saati kaydırılabilir. Ben hep şunu söylüyorum. Herkesin bir uygun saat ve beslenme programı var. Yeter ki biz birazcık daha isteyerek güzel bir şekilde başlamaya çalışalım. Sarmayı bir tencereye yemeyin. Yani o saatler yani. Kesinlikle kişiye göre planlanabiliyor. Kişiye göre. Aynen. Yani benim... ne yapacağız? Yoğurdun üstüne kırmızı biber. Pul biber. Yani mümkün mertebe. Yani baharatlar tabii ki doğru ama yani pul biber, kırmızı biber bunlar çok böyle hani klişe şeyler. Yani metabolizma çalıştırıyor. Hadi evet, çalıştırıyor onu vesaire vesaire. Gibi. Ama mümkün mertebe dediğim gibi bizim için uygun olan saati bulmak mesele. Birazcık daha hastalıklarımızı kendimizi tanımamız mesele. Yani bir tansiyon hastasıyla bir şeker hastası aynı şekilde beslenemez. Ona göre güzel bir şekilde illaki kafaya koyduktan sonra her şeyin bence... Pekmez olur olur. Sen pekmezi, sen pekmez, bekarsın. Olur. Niye pekmez yiyorsun? Aa, kadın 10 senedir dul. Pekmez yiyorum de pekmez olabilir mi? Yapma öyle şeyler.